Ankara Motovlog'dan merhaba arkadaşlar. Beğenin, paylaşın, abone olun. Ben beğendim, paylaştım, abone oldum. Ankara Motovlog'dan herkese merhaba arkadaşlar. Sezon bitiyor. Bugün güzel bir hava var Ankara'da. Ben de motosikletimi aldım. Biraz gezeyim istedim. Şimdi geçen gün Ankara'da ekipman nereden alınır videosu çekerken başıma bir olay geldi. Bu olayın üzerine de bu videoyu çekme kararı aldım. Şimdi konumuz ne? Konumuz şu olacak. Burada nasıl bir trafik var ya? Işık da yok. Geçene galiba. Konumuz şu olacak arkadaşlar. Trafikte motosiklet nedir? Motosiklet kullanıcıları apaçi midir gerçekten? Konumuz bu olacak. Şimdi önce bir videoyu izleyelim. Başıma gelen o olayı bir izleyelim. Bir hatırlayalım. Motosiklet aldıktan sonra ya da almadan önce ekipmanınızı çok iyi alın. Aman şu da olmasın demeyin. Bedeninize çık, üstüne çık. O kadar gitmez bu. Adam beni gaza getirmeye çalışıyormuş. Her neyse. Otostopçular. Şimdi videoda gördük ne oldu. Ben ekipman konusunda yolda giderken bir şeyler anlatırken sağ arkamdan bir tane beyaz BMW olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam, şimdi videoyu tekrar izlemedim. BMW yanaşıyor. Ben tedirgin oldum, biraz gaz açtım, uzaklaştım ondan. Sonra BMW yine arkamdan yakın bir şekilde geldi. Herhalde dedim ya bir şeyden şikayetçi ya da bir şey soracak. Açtım vizörü, baktım adama. Adam bana bir şey sormadı, sadece şunu yaptı. Gazlasana, gazlasana. Ya arkadaş, bu nedir ya? Şimdi böyle olunca tabii ben hayır demeye kalmadan, adam vicdan yapmış olsa gerek. Neyse ya, bir şey olur şimdi falan dedi. Ben yoluma devam ettim. Şimdi bu olay beni gerçekten rahatsız etti. Motosiklet trafikteki yeri nedir arkadaşlar? Ya ben önce kendim için anlatayım. Motosiklet benim için ne bir ulaşım aracı, ne de bir böyle apaçilik yapacağım, sürekli action yaşayacağım bir araç. Motosiklet benim için tamamen hobi amaçlı kullandığım, sürmekten keyif aldığım, sürerken başka hiçbir şey düşünmediğim, sadece yol altınızdan kayıp gidiyor ve sizlerle konuşuyorum, başka hiçbir şey düşünmediğim bir alet. Hobi amaçlı kullanıyorum ben. Şimdi motosikleti ilk almadan önce bir motosikletin kralı vardır benim için, idolümdür. Yaptığı hareketleri yapmam ama izlemekten büyük keyif aldığım bir motosiklet üstadı vardır. Tek teker Arif. Şimdi yaşı biraz 30'un üstünde olan takipçilerim tek teker Arif deyince kimden bahsettiğimi anlayacaklardır. Bilmeyenler de Google'a, Hazreti Google'a yazsınlar. Tek teker Arif deyince bir sürü videosu var. Şimdi geçtiğimiz günlerde Alanya'da tatildeydim. Son gün Arif abiye uğradım. Uzun süreli bir muhabbetimiz var, dostluğumuz var. Hatta Ankara Motovlog seyircileri için, takipçiler için de güzel bir şov yapacaktı ama biraz yoğundu. O şovu daha sonraya erteledik Arif abiyle. Şimdi ben ilk ehliyet falan almadan önce motosikletleri de çok seviyorum. Arif abiden aldım dersi. O bana güzel böyle motosiklet nasıl sürülür, güzel, kısa ama etkili bir ders vermişti. Arkamda Arif abi oturuyor, ben kullanıyorum falan. Selam verelim. Her neyse, Arif abiye ben motosiklet kullanınca şey dedim, ya Arif abi bu alet dedim harika bir şey ya. Motosiklet benim için bir terapi. Gerçekten terapi. Dedi ki, kardeşim çok güzel söylüyorsun. Bak hiç böyle düşünmemiştim. Motosiklet gerçekten bir terapi. Daha sonra Arif abinin Instagram sayfasında bir ileti gördüm ben. Açıklama kısmına aynen şunu yazmış. Çok hoşuma gitti. Yani Arif abiden bunu duymak. Motosiklet bir terapidir. Hiçbir motosiklet sürücüsünün, hiçbir motorcunun psikiyatriste gittiğini göremezsiniz demiş. Arif abi bana bu konuda katılmış. Gerçekten ben niye kullanıyorum? Motosiklet benim için bir terapi. Ben çok seviyorum motosiklet kullanmayı. Şimdi gelelim, sizler motosikleti nasıl görüyorsunuz? Motosiklet sizin için ne? Araç sürücüler için, trafikteki diğer sürücüler için motosiklet nedir? Benim merak ettiğim konu bu. Çünkü geçen başıma gelen olay, hani gazlasana falan yapan arkadaş. Demek ki motosikletleri böyle apaçi gibi,
böyle soytarı olarak, trafikte her türlü çılgınlığı yapan insanlar olarak görüyor ki beni orada gaza getirmeye çalıştı. Şimdi bu gerçekten üzdü beni, çünkü motosiklet sürücüsü, arkadaş bir kere motosiklet bir ulaşım aracı olabilir. Hobi amaçlı kullanabilirsiniz ama bir taşıttır, bir motorlu taşıttır ve her araç gibi şerit hakkı vardır. Her araç gibi takip mesafesinde bulunmanız gerekiyor. Hatta önünüzde motosiklet varsa takip mesafesini biraz daha artırmanız gerekiyor. Çünkü adam düşüverir, altınızda kalıverir. Allah esirgesin. Siz motosikleti nasıl görüyorsunuz? Bana yazın. Videonun altına yorumlar yapın. Trafikte yani her motosiklet sürücü apaçı olmak zorunda mı? Tamam, çok aralardan giren, gaz açan, gaz açmak güzel bir şey. Ben de zaman zaman yapıyorum ama bunu nerede yapıyorum? Çevre yoluna çıkıyorum. İnsanların ve kendimi daha az tehlikeye atacak yerlerde yapmaya çalışıyorum. Videonun altına yorumları bekliyorum arkadaşlar. Motosiklet sürücüleri nedir? Trafikte motosikletin yeri nedir? Motosiklet sürücüler gerçekten apaçı midir? Öyle mi görüyorsunuz? Kullanan, kullanmayan herkesten yorum bekliyorum. Fikir bekliyorum. Bu konu da böyle olsun. Biraz interaktif olsun istedim. Tartışalım, konuşalım. Motosikletin trafikteki yeri nedir? Motosikletçi nedir? Bunu konuşalım istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.